Huzurdan huzursuz olan ve son bir ay içerisinde bayram da dahil olmak üzere kutsal günlerin hiçbirine saygı duymaksızın İslami sivil toplum kuruluşlarına, İslami şahsiyetlere, Hüdapar üye ve gönüllülerine defalarca saldırıda bulunan PKK gençlik yapılanması, dün gece de Cizre'de Hüdapar üye ve gönüllülerine saldırıda bulunmuş ve iki şahsı da yaralamıştır. Bizler kuruluşumuzdan bu yana hakkın ve halkın yanında yer alan ve hayırlı hizmetlerde bulunan bir partiyiz. Ve Allah'ın izniyle de bu vasfımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Derdimiz tamamen budur. Bu halk da bunu görmekte ve bizleri kucaklamaktadır. Bu halkla bir arada olma, halkı kucaklama görülüyor ki halka verecek hiçbir şey olmayanları ciddi olarak endişelendirmektedir. Ve klasik metotlarıyla saldırıya ve saldırgan tavırlarda bulunmaya devam etmektedirler. Bu tavırlarını sürdürmektedirler. Bu halk onları iyi tanımaktadır. Onlar da bu halkı iyi tanımaktadırlar. Ve süreç içerisinde kaybedeceklerini çok iyi bilmektedirler. İşte bu gerçek onları bu saldırgan güdüyle hareket etmeye sevk etmektedir. Şu iyi bilmelidir ki Hüdapar her zaman için halkın yanında yer alacak. Halkın huzurunu kaçıracak, halkın huzurunu kaçırmaya yönelik hiçbir tezgahın, hiçbir oyunun içerisinde yer almayacaktır. Sonuna kadar sabrımızı koruyacağız ve olumlu tavrımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu toplumun tüm kesimlerinden beklentimiz ise söz konusu kesime yönelik olarak tepkilerini ortaya koymaları, yapmakta oldukları eylemlerin, yapmakta oldukları davranışların yanlış olduğunu kendilerine bildirmeleri ve onların haksızlıklarını ortaya koymalarıdır. Bu eylemlerden, bu davranışlardan vazgeçmelerini sağlamaktır. Sayısı ve tehlike boyutu gittikçe artan, gün geçtikçe yoğunluk kazanan taşlı saldırı, molotoflu saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırılar gittikçe artmaktadır. Bu artan olaylara rağmen devletin kolluk güçlerinin bunlara herhangi bir müdahalede bulunmaması, yargılanmaları ve yargı önüne çıkarılması, faillerin tespiti yönünde hiçbir çalışma yapmamaları, bu konuda ihmalkar davranmaları bizde derinlerde bir işbirliği olduğuna dair ciddi şüpheler oluşturmaktadır. Bu nedenle eğer ki devlet ben bu işin içinde yokum diyorsa, ben derin işbirlikçilerin içerisinde yer almıyorum diyorsa bu işin içine gitmeli ve failleri ortaya çıkarmalıdır. Bu nedenle bizler tekrardan söz konusu saldırıları kınıyoruz. Saldırıya maruz kalan vatandaşlarımıza, üye ve gönüllerimize de geçmiş olsun diyoruz. Sabrı cemiller diliyoruz. Eğer medya belli bir kesimin lehine olsun da ne şekilde olursa olsun mantığıyla hareket ediyorsa bu kesimin medya olarak vasıflandırılması da yanlıştır. Zira medyanın, gazeteciliğin temel etiği doğruluklu tarafsızlıktır. Haberleri olduğu gibi bu halka yansıtmaktır. Yani Cizre'de olup bitenler bütün halkın gözü önünde cereyan etmiştir. Bütün Cizre'lilerin gözü önünde cereyan etmiştir. Orada bulunan halkın söz konusu saldırılara bir tepkisi söz konusudur. Bütün bunlara rağmen, saldıran taraf bunlar olmalarına rağmen, olayın tam tersi bir boyutta, sanki saldıran kesim diğer tarafmış gibi göstermeleri, basın ahlakıyla, basın etimi hiçbir şekilde uyuşmamaktadır. Doğru ve tarafsız bir şekilde yayın yapmaya kendileri davet ediyoruz. Bu noktada STK'lara ve diğer partilere çağrımız, bu işin üzerine gitmeleri, söz konusu saldırıların önüne geçme noktasında bir takım faaliyette bulunmalarıdır. Zira söz konusu saldırının artması, ortalık bölgede çıkabilecek bir kaos bizim bölgenin, bizim ülkemizin hepsine zarar verecektir. Sadece bize dokunacak bir zarar değildir. Bu halkın tamamına dokunacak bir zarardır. Biz bu halkın zararını istemiyoruz. Biz bu halkın huzurunu istiyoruz. Dolayısıyla halkın huzurunu isteyen, halkın refahını isteyen tüm kesimleri gelip söz konusu haksız saldırılara bir tepki göstermelerini ve bunların tekrardan yaşanmaması noktasında bir çaba göstermeye davet ediyoruz kendilerini. Hükümet kanadı olması hesabıyla da AK Parti'ye özellikle bizim çağrımız söz konusu saldırıların üzerine gidilmesi ve faillerin bir an önce bulunup yargı önüne çıkarılmasıdır.